Merhaba, ben Murat Özçay. Borusan MBV Enerji'nin ilk yenilenebilir enerji tesisi olan ülkemizin 18. rüzgar enerji santralinde çalışıyorum. Kıdemli işletme teknisyeniyim ve 15 yıldır Borusanlıyım. Benim hikayem memleketimin rüzgarına olan sevdamla başladı. Bandırma'nın durmadan esen rüzgarını hissetmeyi çok severim. Bu durum benim eğitim hayatıma da yansıdı. Önce meslek lisesi, daha sonra meslek yüksekokulu enerji üretimi dağıtımı bölümünü okudum. Elektrik teknisyeni olarak en büyük hayalim yenilenebilir enerji tesislerinde çalışmaktı. Mezun olduktan sonra ülkemizin çeşitli bölgelerinde hidroelektrik tesislerinde görev yaptım. Sonrasında çok sevdiğim Bandırma'nın rüzgarı beni geri getirdi. Borusan MBV Enerji'nin, dolayısıyla Borusan Grubu'nun ilk yenilenebilir enerji üretiminde oradaydım. Ülkemizde yenilenebilir enerji sektörü yeni yeni gelişirken biz tüm ilkleri burada yaşadık. Bu ana şahitlik etmek gurur vericiydi. Burada işletme ve bakım görevlerimin dışında bana en çok heyecan veren biyoçeşitlilik projelerindeki sorumluluğum. Enerji üretimi yaptığımız bu alanda yerel halka ve topluma fayda yaratmak için Karadağ Kestanesi'nin geleceği projesi, doğal ve yaban hayatı sürdürülebilmesi için meyve ağaçlarının ekosisteme kazandırılması projelerini başlattık. Bu ağaçlar bölgedeki birçok köyün geçim kaynağı. Fakat gal arıları bu ağaçları istila ederek geleceklerini tehlike altına aldı. Biz de üniversitelerle işbirliği yaparak Karadağ Kestanesi'nin geleceği projesini başlattık. Burada diğer türlere zarar vermeden hareket etmek önemliydi. Kimyasal ilaçlama yapmadan biyolojik bir mücadele başlattık. Sürdürülebilirlik alanında geliştirdiğimiz başka bir proje de meyve ağaçları projesi. Orman gençleştirme çalışmaları sırasında bölgede bulunan tüm ağaçlar kesiliyordu. Doğada kendiliğinden yetişen meyve ağaçlarının da kesildiğini, bunların yerine tek tip ağaç dikildiğini öğrendik. Neler yapabiliriz diye düşündük. Bölgemize özgü meyve ağaçlarının tohumlarını yine bölgemiz ormanlarından topladık. Seralar kurduk, yetişen meyve fidanlarını paydaşlarımızla beraber diktik. Yaban hayatının besin kaynağı olan bu meyve ağaçlarını da ağaçlandırmaya dahil ettik. Aldığımız önlemlerle doğadaki diğer canlılarla uyumlu bir şekilde enerji üretiyoruz. Biyoçeşitlilik alanında duyduğum ilgiyle bu konuyu derinlemesine öğrendim. Ekip arkadaşlarımla beraber doğaya ve topluma katkı sağlama odağında hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rüzgarın enerjisiyle ülkemizin gücüne güç kattık. Bitti mi? Bitmedi. Daha yeni başladık.